Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben FreeBro ve bugün Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kütüphaneye geldik. Bu kütüphanede bir iki tane şeyi halledeceğiz. Şunları öldürmek zorunda değilsiniz. Şimdi o demin şu herifi şeye sokmamız gerekiyor. O yüzden şimdi yukarıdan gitsek daha iyi. Onu şurada bir oda var. O odanın içine sokacağız. Buradan da şu anda geçiş kapalı. Buraya sonra geleceğiz zaten. Burayı göstereceğim ben size. Çok anlamsız bir yer aslında orası. Bazen işe yarıyor. Önceden buraya gelip şu iki tane bunlardan var şurada. Bunları öldürmek iyi olabilir. Çünkü biz o adamı buraya doğru yönlendireceğiz ve burada onunla dövüşeceğiz. Bu iki tanesi sonradan tekrar canlanabiliyor. Çok vakit geçmeden buraya sokabilirsek adamı, o zaman başarabiliyoruz bunu. Çok uzun vakit geçerse tekrardan o iki tane iskelet doğuyor. Şimdi bunlara takılmayacağız. Bu adamın peşinden gideceğiz. Bunu bir türlü yakalayamıyorsunuz. Bu kaçıyor ve odanın içine girecek buradan. Ve içeride bununla kozlarımızı paylaşacağız. Bunun da belli bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Oh! Kötü yedik bunu. Ya ne yapıyorum? Öleceğim. Çok kötü dövüşüyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Ama bu sefer işini bitireceğim. Şimdi bunu yarısına kadar getirdiğiniz zaman bu kayboluyor. Bizimle dalga geçiyor. Ve bunu tekrardan yakalamamız gerekiyor. Bunu yakalamak için de öncelikle yukarı çıkacağız ama şurada toplayacağımız eşyalar olacaktı. Onları sonra da alabiliriz. Şimdi de alabiliriz aslında. Bakacağız. Önce şu adamla işimizi bitirelim bence. Şimdi burası zaten bizim yerimizdi. Bu sefer ne yapacağız? Onu yukarıda bir yere götürmemiz lazım. Hayır, yapma bunu bana. Üst kata kaçtı. Buradan yol iki ayrı. Bir yukarı, bir aşağıya. Biz önce aşağıya gideceğiz. Aa, şunu yakalamamız lazım. Çok gitmeden. Şimdi. Amma dramatik müzik çalıyor. Bunu da aldık. Devam ediyoruz aşağıya doğru. Şey daha çıkacak mıydı karşıma? Bilemiyorum şu anda. İşte buradalar. Allah. Oklu şey var. Bir de ana var. Aa! Yeter ama, yeter ama, yeter ama. Bunu da hallettik. Evet, Ayşe'miz çıktı sonuncu, en güçlü olan. Ruhumuz çıktı. Bu aşağıdaki işimiz bitti. Şimdi yukarıya doğru gideceğiz. Şimdi yukarıda da adamı tekrardan bir odanın içine doğru atmamız gerekiyor. Burada şansımız yaver giderse aynalarla ilgili bir şey var. Ona denk gelmesi. Bu bizim geldiğimiz yerde. Şimdi buradan yukarıya devam edeceğiz. Oklu olan var.
ateş etmeden bunu yakaladık. Buradan devam ediyoruz. Şimdi burası biraz daha karışık. Burada bir aşağısı var. Şurası. Aa. Şimdi becerebilirsek, adam yukarıda olacaktı galiba. Burada da toplanacak eşyalar var. Öncelikle bir onları alalım. Adamı biz şuraya sokmaya çalışacağız. Şu alana. Bıp bıp bı. Aşağıdakine çok benziyor. Fakat bunu yapmak için biraz adamı kovalamamız gerekiyor. Burada sihirli aynalar var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada bir şeyimiz var mıydı? Vardı. Hayır, sakın. Bunlar daha oluşana kadar kilitlenemiyoruz bunlara. Böyle oluştuktan sonra basabiliyoruz. Bunu alacağız buradan. Anahtar. Bu bize gerekiyor sonra. Şimdi yukarı gidebiliriz. Bunu aldık. Başka bir şey unuttuk mu burada? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şimdi yukarı. Buraya girmiştik. Şimdi buradan tekrar yukarı ve sol ve tekrar yukarı yapacağız. Diğer geldiğimiz kat şurasıydı. Şimdi buradan yukarı gidiyoruz ve işte orada adam. Buraya kaçtı. Oh, buraya kaçınca çok güzel oluyor. Aşağı atladı. Şimdi yukarıyı daha sonra tamamlarız. Adam buradayken biz de peşinden gidiyoruz bu adamın ve o odaya giriyor. Ve odaya girdiği için boom şey kapanacak üstüne. Onu artık kilitledik. Şimdi biz o odaya girmemiz lazım. Odanın yukarıdan bir giriş var. Ona gideceğiz. Fakat adam da güçlendi tabii, içerideki adam. Ve şöyle bir durum var. Bir de fullenecek tekrardan. Burada ölürseniz de bu bölümü en baştan oynuyorsunuz. Yani ilk bölümü de tekrardan oynamanız gerekiyor. Şimdi adama kilitlediğimize göre biraz bu tarafları temizleyebiliriz. Unuttuğumuz ettiğimiz bir şey var mı ona bakalım. Şimdi adamı içeri al. Biz buradan gelmiştik. Aşağıyı tamamlamıştık zaten. Burası tamam. Şimdi yukarıda yakalamıştık adamı. Allah'tan sola gitti. Sola gitmiyorsa bunu sürekli kovalayacaksınız o adamı. Ta ki onu buraya sokana kadar. Şimdi buradaki alınacakları alalım. Hop 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 hop. Bu güzel. Bunu aldık. Bunu aldık. Buradan şimdi yukarı ve yukarıya devam ediyoruz. Ay, müzik çok dramatik ya. Acayip kastı beni. Ay, çok sinir bozucu bir adam. Şimdi buraya geldikten sonra yapabileceğimiz, şuradan aşağı iniyoruz. Şurada bir şeyler yoktu değil mi? Burada yok. Burada da yok. Ve buradan artık adamla dövüşmek için inebiliyoruz. Şuradan bir fulleyelim kendimizi. Şuradan bir şeyi yakalım. Şunu bir çalıştıralım. Bu elimizde olsun. İşte aşağıda. Kafasına vurabilir miyim acaba? Aaa! Şunu yapma bana ya. Of 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 of, şuna kaçmamız lazım. Ah. Şu ellerini birleştirdim, kaçın. Oh. Kaç. Ve işini bitirdik. Ve amma bağırdı. Ah.
Bence de her şeyi unutsan iyi olur. Mensiz kafa adamın şeyini aldık o. Başındaki şapkasını aldık. Şimdi gizli bir yol açılacak. Burada önemli olan mutlaka bu kıyafeti giyin, yoksa o fırlattığı toplar size geldiği zaman, o arkane topları, başınız gerçekten belada. Yani 2-3 kere sizi vurdu mu işiniz bitiyor. Evet, o da açıldı. Buradan yukarı gidebiliriz. Bunları öldürmüştük. Bir şey bırakmadık. Aşağıyı tamamlamıştık zaten. Yukarısına devam ediyoruz. Artık şey açıldığına göre oradan geçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Buradan gelmiştik. O tarafı tamamlamıştık. Burada zaten bir şey yoktu. Devam ediyoruz ve evet, karşımızda yol açıldı. Bunu almamış mıydık? Alamamışız demek ki. Tekrar gelelim, alalım bunu. Oh, çok güzel. Diğer silahlarımızı kuvvetlendirebiliriz eğer ihtiyacınız varsa. Bu yani bu bölgede önemli bir şey var. Son taşı bulacağız. Yani silahımızı artı 10 yapacak en büyük taşı bulacağız. Zaten oyunda bir tane, oyunun gerçek içinde bir tane var. Diğerleri de Chalice Dungeon'larda var. Onların en diplerinde. İleride de 60 insight karşılığında o kayadan alabiliyoruz aslında. Fakat şimdilik yolumuza biraz devam edelim. Yine bunlardan var. Ah, yakalandık. Şimdi tekrardan kıyafetimizi değiştirmek zorundayız. Bunu unutmayalım. Tekrardan bu çılgınlık şeyi gelecek. O yüzden de biz en çok çılgınlıktan koruyan kıyafeti giymemiz lazım. En çok bu koruyor. Şu mezar bekçisi maskesi. Burada da en çok şey koruyordu galiba. Solgun avcı mıydı? Evet, solgun avcıydı. Solgun avcı kıyafeti nerede? Şu. Solgun avcı bu. Solgun avcı bu. Başka da bir şey yok zaten. Evet. Haydi bakalım, yolumuza devam ediyoruz. Şu yukarıda ikiye ayrılıyor yol. Şu herifler var. Çok pisler bunlar. Bunun biraz ilerisinde demin dediğim gibi en iyi hasat yeri çıkıyor. Yani eko toplamak istiyorsak oraya 3-5 kere oynayınca muazzam bir yere çıkıyoruz. Şimdi yapabileceğimiz iki şey var. Bir tanesi burası açılmıyor. Burayı daha sonra açacağız da. Şuradan. Burada şimdi dikkatli olmamız lazım. En dibe inmeyeceğiz buradan. Fakat buradan şu tam ara kata geldiğimizi atlamamız lazım. Ve buradan atlayış çok zor oluyor. Zamanlama iyi yapıp beceremedik ve öldük. İyi yapamadım. Ya yani şu ara kata atlayacağız oradan. Neyse, çok uzakta değiliz. Bunu becerebiliriz tekrardan. Fena şeyim yoktu yalnız ha. Canım çok fazlaydı. Onu gidip hemen toplamam lazım. Bir de bu atlayışı becermek için her seferinde orada takılıyorum. Biraz daha iyi bir taktiğe ihtiyacımız var. Bunları temizledik. Gideyim canımı alayım yukarıdan. Pıp 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 pıp. Nerede? Böylelikle kaybımız olmayacak. Genellikle şeyin kapısının önünde olması lazım. Evet. Şimdi burada kamera açısını daha iyi ayarlayıp atlamaya çalışacağım. Evet, başardık. Bir sandık olacak burada. Nerede o sandık? Burası. Eğer böyle
silahlarımıza yerleştirdiğimiz taşlardan istiyorsanız burası da hasat için güzel bir yer. Dikkatli olmamız gereken şey burada sakinleştirici üstümüze almamız lazım. Çünkü burada gündüz feneri var gördüğünüz gibi. Burada dolaşıyor ve çok etkili. Aa, kurtaramayacağız. Çabuk iç. Oh. Evet, bunlar rastgele düşüyor bu taşlar. O yüzden buraya gelip böyle hasat yaparsanız, bol bol buraya tekrar tekrar oynarsanız, ki yani ışınlandığımız yere fenere çok yakın olduğu için bol bol değişik taş toplayabilirsiniz. Bazen çok güzel şeyler düşüyor. Şimdi bunlardan iki tane daha var çünkü burada. Bir de şu aralara iyi bakmamız lazım. Atlanıp edilebilecek çok şey var. Şimdi iki tane daha geliyor. Burası feci şimdi. İki tane ile aynı anda dövüşmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bayağı dikkatli olmamızda fayda var burada. Şimdi kendimizi şeye çok kaptırmayalım. Diğer ikisi böyle ayrıkken buraya gelmek iyi oluyor. Çabuk bir tane içelim. Oh. Bunu da kurtardık. Diğeri nerede? Bir tane daha içelim. Bundan da kurtardık. Şimdi buraları bir toplayalım. Bakın buradan nefis bir taş geldi. Şurada nefis bir taş var. Şu taraflara bakacağız. Kontrol edelim buraları. Atlamayalım bir şeyler. Burada bir şey yok. Şu tarafı bir daha bakacağım. Neresi? Burada bir şey var mıydı? Burada yok. Öbür tarafı zaten halletmiştik. Almıştık hepsini. Buradan devam ediyoruz şimdi. Aralara bakalım tekrar. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şuradan şunu full diyelim. Aa, ne yapıyorsun sen? Burada başka bir şey yoktu. Şimdi içeriye gideceğiz. O şeyden bir tane daha olacaktı aşağıda hatırladığım kadarıyla. Neyse daha sonra geliyor galiba. Şimdi burası önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü şu karşıdaki gözü görüyor musunuz? Bize o çılgınlığı yapan göz. O orada. Onu şimdi aşağı göndereceğiz. Aşağı gitti. Buradan şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. Burada bir şey yoktu. Şu delikten aşağı atlayacağız. Boom. Şimdi karşıda bu herif var. Bu herif baş belası. Onunla göz göze gelmememiz gerekiyor. Şurada iki tane bunlardan var. Frenzy ne oldu? Ah, yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Aa, git başından. Çabuk 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 çabuk. Aa, bir tane içelim bundan. Ah, son anda. Şimdi bununla şu tarafta karşılaşsam daha iyi. Bir tane bunu içelim. Geliyor mu? Nerede? Yok, arkada. Aa, ölüyordum ya. Ah. Hiç dikkat etmedim var ya, hiç dikkat etmedim. Burada ölsem çok üzülecektim. Neyse ki toparladık.
Sandığı açalım. Bir de bu arada 109 binim oldu yani. Şunu aldık. Burada unuttuğumuz ettiğimiz bir şey var mı? Hayır yok. Karşıya geçeceğiz. Orada bir şeyin üstünden düşen bir şeyler vardı. Örümceğin üstünden. Onları alacağız. Aşağı düşme ama. Aşağı düşme. Bunu bana yapma. Bunu aldık. Ve artık kayaya geliyoruz. Silahımızı artı 10 yapacağımız kayaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Oyundaki tek kaya. Ve burada da toplayacağımız bir sürü şeyler var. Bu tarafta yok. Bu tarafta da yok. Bakıyorum. Evet. Yok yok yok. Burada da yok. Sonra şuradakileri toplayacağız. Her kayanın altına bakın. Sürekli bir şeyler var. Şunu alacağız. Bunu alacağız. Kemik sesleri geliyor. Kimse bu canavarı öldürememiş. Biz bayağı yaklaştık. Herkes çılgınlıktan ölmüş o frenziden. Ama biz ölmedik. Şunu alacağız, bunu alacağız. Şu tarafta da var mıydı? Bakıyorum. Burada bir şey yok. Aşağı ineceğiz. Dırıt 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 dırıt. Şurası çok garip bir yere açılıyor. Biliyorsunuz o adamı kovaladığımız yer vardı ya. Burası oraya açılıyor. Yani ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Hatırlayacaksınız o kütüphane gibi olan yere geliyoruz buradan. Buraları bitirdik ama. Ve şimdi oyunumuzdaki son şeye doğru ilerliyoruz, kayaya. Onu alır almaz bence silahımıza takalım ve artık silahımızın artı 10'a getirelim. Şimdi onun için şuradan bir yerlerden içeri giriyordum. İnanmayacaksınız, işte şu karşıda ki bizim kayamız. Canımız full mü? Full. Şuradan aşağı atlayacağız. Oh. Sakın aşağı düşmeyin. Şu dip kötü yani, ölürüz. Gidiyoruz ve kayamızı alıyoruz. Kan kayası. Bu iş bitti. Burada başka bir şey yok. Şu kenardan dışarıya çıkabiliriz artık. Buradan da dışarıya atladık mı? İşimiz bitiyor. Buradan da tekrardan şeye geliyoruz. Aa, yapma bunu bana. Buradan gitmek istediğimiz yerde neresi biliyor musunuz? Şu aşağıda bir asansör geldi. Ona binip o canavarın yanına gideceğiz. Neyse, bunlar şimdilik bana dokunmadığı için ben de onlara dokunmayacağım. Bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Şu anne gelecek. Anneyle... Aaa! İşte asansör geldi. Şu asansöre biniyoruz ve gözün yanına gidiyoruz. Şimdi burada çok ilginç bir şey olacak. Burası kapkaranlık bir yer. Burada o karanlıkta o gözü bulmamız lazım. Sonra da bu oyunda zorunlu değil aslında bunu yapmak ama işte bak gördüğüm gözü. Bunun yanına geleceğiz. Tam gözün önüne geleceğiz böyle. Sonra buradan gesture'ları açacağız. Ve buradan selam verdi galiba. Dua et, temas kur. Şuna basıp epey bir süre, yaklaşık 1,5 dakika falan böyle bekleyeceğiz. Sonra biz böyle bir hareket değiştireceğiz. Aynı hareketi sola doğru yapacağız. Ve bu canavar bize bir ödül verecek. Sonra bunu öldüreceğiz ve bir ödül daha alacağız. Ve buradaki işimiz aslında bitecek. Ve tekrardan şeye dönebiliriz ondan sonra. Başa ve artık kalenin üst kısımlarına doğru ilerleyebiliriz.
Bakalım becerebilecek miyiz? Dediğim gibi bu şey için gerekmiyor yine. O oyunu bitirmek için gerekmiyor. Ama madem hani böyle bir gizli saklı bir şey var, onu da birlikte inceleyelim istedim. Biraz tabii sıkıcı böyle beklemek. Kim bulduysa da onu tebrik ediyorum açıkçası. Nasıl çözdülerse bunu bilemiyorum. Bu arada 112.000 ekom var. Yani karakterimi tekrardan güçlendirebileceğim. Silahımı artı 10 yapabileceğim. Muazzam başarılı bir şey oldu bu. Bu da başaracak mı acaba? Bilemiyorum ki. Bak, evet, bakın yapıyor şu anda. Ve evet, son runumuzu da aldık. Bunu aldıktan sonra artık bunu şey yapabiliriz, öldürebiliriz. Şunu kullanayım ve başlayalım. Biraz vakit alıyor. Zaten size bir şey yapmıyor. Ama enerjimiz sürekli bitiyor. Tekrar enerjimiz dolsun. Bir kez daha yapacağız. Herhalde şimdi ölür. Zavallı sadece bana bakabiliyor. Karanlıkta göremediği için çılgınlık da yapamıyor bize. Ve bu da bitti. Bu da bir özel bir Chalice Dungeon'a gitmek için özel bir şey. Buradan yukarı gidebiliriz. Ve oyunu öyle de bitirebiliriz. Ama elinizde şunlardan varsa burada bir tane bundan kullanmak en mantıklısı. Çünkü bir şey kalmadı burada yapacak. Bence hızlıca şeye gidelim. Merkeze silahımızı artı 10 yapalım. Ve ondan sonra da işimize devam edelim. Burayı sonra bitirelim. Ama bence çok uzun oldu. Şöyle yapalım bence arkadaşlar. Bitirelim burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın ve bir de like atın lütfen. Sonraki büyük bir ihtimalle önümüzdeki bölüm artık oyunun sonuna gelmiş olacağız. Son bir bölüm sonu canavarı var. Ondan sonra oyunun son canavarı var. Bildiğiniz gibi 3 alternatifli sonu oynayacağız. Her birini ayrı ayrı bitireceğiz. Ayrı ayrı göreceğiz. O yüzden seyretmeye devam edin. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.